Mutlu günler, mutlu hafta sonları, saatler 14. Türkiye ve dünya gündemini aktarmak üzere karşınızdayız. Ben Serdar Er. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyaset tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat 1997'nin 24. yıl dönümü için görüntülü bir mesaj yayınladı. O dönem okuduğu bir şiir nedeniyle cezaevine girdiğini hatırlatan Erdoğan, "Darbe insanlık suçudur," dedi. Döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım. 28 Şubat'ın farkındayım. Çanakkale Gökçeada açıklarında batan tekneden bir üzücü haber daha geldi. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni 22 metre derinlikte bulundu. İçinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne Gökçeada açıklarında battı. Uzman erbaşlar Şener Altay'la Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıktı. Tekne sahibi Türkiye Offroad şampiyonlarından Kenan Çarpışan Türk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca sürdürüldü. Karakol botu, insansız hava aracı, helikopter ve mayın avlama gemisi de aramalara destek verdi. Teknenin yaklaşık 40 metre açığında termal kamerayla yapılan incelemenin ardından dalgıçlar suya girdi. Yaklaşık 22 metre derinlikte Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Bulut'un cenazesi daha sonra Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışması ise sürüyor. Gözler yarınki kabine toplantısı sonrası yapılacak açıklamada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama sonrası Türkiye'de virüsle mücadelede yeni bir döneme geçilecek. Türkiye'de 1 Mart itibarıyla yerinde karar dönemi başlıyor. Buna göre illerin pandemi seviyesini gösteren düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli kategorilerine geçiş kriterleri oluşturulacak. Yerinde karar dönemiyle kademeli normalleşme süreci belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde değerlendirilecek. 100 binde 10'un altındaki iller düşük riskli, 11-35 arası orta riskli, 36-100 arası yüksek riskli, 100'ün üstündeki illerse çok yüksek riskli sayılacak. Bu iller haritada sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak gösterilecek. Süreçle ilgili detaylı açıklamanın kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 9.193 yeni vaka tespit edildi. 71 kişi salgınla mücadelesini kaybederken 8.938 kişi ise sağlığına kavuştu. Türkiye normalleşme için gün sayıyor. Ancak vaka sayısındaki artış endişelendiriyor. Sağlık Bakanlığı son 24 saatin güncel verilerini paylaştı. Türkiye'de günlük vaka sayısı 10 bine yaklaştı. Yapılan 125.716 testten 9.193 kişinin testi pozitif çıktı. Son verilere göre hasta sayısı 621 olarak açıklandı. Toplam vaka sayısı ise 2.693.164'e yükseldi. Son 24 saatte 71 kişi yaşam mücadelesini kaybetti. Salgınla savaşta hayatını kaybedenlerin sayısı 28.503'e ulaştı. Son 24 saatte 8.938 kişi daha sağlığına kavuştu. İyileşenlerin toplam sayısı 2.565.723'e yükseldi. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı 4,2 olarak açıklanırken ağır hasta sayısı ise 1187'ye geriledi.
İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangında yabancı uyruklu bir kişi komşuları tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Alevler Beyoğlu Kamera Hatun mahallesindeki bu apartmandan yükseldi. Santur sokakta bulunan 4 katlı bir binanın üst katında yangın çıktı. Yeni adam var biraz. Var mı adam ya? Adamı aldık. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında dairesinde mahsur kalan yabancı uyruklu şahıs komşularının müdahalesiyle yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarılan yaralı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Gelişmeleri aktardık. Şimdilik hoşça kalın.